Şu an kısa kesitler yaparsan biraz daha güzel Sizin olabilir. hiçbir açıklama olmadı. Bence tabii benim şahsi fikrim. Hadi bakalım Mr. Beast ekibinden kovulan Şu kişilerin ana kadar hikayesi. ansızın hiçbir açıklama olmadan ortadan kaybolan 9 Mr. Beast ekip üyesi var. Bu 9 kişi neden ve nasıl ortadan kayboldular? Mr. Beast'in suçu var mıydı? Neden oldu bunca şey? Tüm olay bu videoda çözülecek. Bilgilerin kaynağı açıklamada bulunuyor. Tüm videoyu sardırmadan izlemenizi öneririm. Çünkü tüm olaylar birbirleriyle bağlantılı. Eğer ki bu gizemi benimle birlikte çözmek istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olun ve videoya 3000'den fazla beğeni atın. 300 bin abone az kaldı. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız videomuza geçelim. Hadi bakalım. Matt Turner, Mr. Beast'in ekibinden ayrılırken en çok tartışması dönen kişi. Matt Turner 2018 yılında Mr. Beast için editör olarak işe alındı. Ancak 5 ay sonra kovuldu. Peki bu adam neden hemen işe alınıp hemen kovuldu? Üstüne bir de neden Matt kişisel kanalına Mr. Beast'in ekibinden ayrıldığına dair garip bir video yükledi? Matt'in yüklediği video aslında çok da kötü bir video değildi. Videoda Mr. Beast'i sevdiğini, Mr. Beast'le arasında hiçbir şey dönmediğini, Mr. Beast'in ona tonlarca ödeme yaptığını ve sıkıntı yaratmadığını söylüyor. Ancak bundan bir yıl sonra Twitter'a bir gönderi atıyor. Bu gönderi de şu yazıyor: Mr. Beast'te video montajı yaptığım sıralar hakkında video yapmayacağım. Ama bu hayatımın zihinsel olarak en yorucu zamanıydı. Mr. Beast tarafından zorbalandım. Değiştirilebilir biri olarak etiketlendim. Her gün ağladım. Her gün zihinsel çöküntüler yaşadım. Yaptığım montajlardan sonra kendimi aptal gibi hissettim ve ekipten ayrıldım. Bu mesajı gönderen Matt büyük ihtimal insanların onu savunacağını ve Mr. Beast'e karşı tepki göstereceğini düşündü ama insanlar Mr. Beast'i savunmaya devam etti. İnsanlar, ulan bu adam bir yıl önce deli gibi Mr. Beast'i savunuyordu, övüyordu, sonra bir anda kaybolup bir yıl sonra geri döndü ve Mr. Beast'i sövüyor diye düşünmüşlerdi. Yani açık sözle Mr. Beast'in böyle bir şey yapmadığını savunuyordu herkes. Bu olaylardan sonra Dream Alert adındaki bir kanal bu konu hakkında video yaptı. Bu kanalın sahibi Kimstar da Matt'in bir yıl sonra bunları demesi hakkında şüphe duyuyordu. Bu sıralar Mr. Beast'in ekibinden birkaç kişi de Mr. Beast hakkında video çekiyordu. Çoğunlukla olumlu videolardı bunlar. Mesela bir tanesi Mr. Beast ile grafik tasarımı konusunda çalıştıklarını ve Mr. Beast'in kendilerine bir kere bile saygısızlık yaptığını görmediklerini söylüyordu. Kimstar'a dönersek kendisi videoda Mr. Beast ile bir telefon konuşması yapıyor ve gerçekler ortaya çıkıyor. Mr. Beast bu olayın sahte olduğunu, Matt'i kovduklarında ona 10 bin dolar verdiklerini ve yanında ona bir iş bulduklarını belirtiyor. O 10 bin doları zaten amına koyayım kanala gidip de nefes alan insana da veriyor. Yoldan geçen adama nefes aldığın için sana 10 bin dolar vereyim dostum dedikleri de adam her şeyi normal vermiş ki oğlum zaten parayı. Düşünsenize, ikimizde biri çalışıyor, sizi seviyor. Sonra onu bir sebepten dolayı kovuyorsunuz ve ortada kalmasın diye 10 bin dolar nakit ve iş buluyorsunuz. Sonra bir yıl sonra dönüp size karşı çıkıyor. Bu olaylardan sonra Matt Twitter hesaplarını tamamıyla kapatıyor ve ortadan kayboluyor. Kendisi bir süre sonra karavanın içinde geçirdiği hayatı hakkında video yaptığı bir kanalında Mr. Beast hakkında özür diliyor ve konu kapanıyor. Ancak sıkıntı şu ki Mr. Beast'i tek bu şekilde karalamaya çalışan kişi Matt değildi. Flydoz YT. Kendisi yine Matt Turner gibi 2018'de Mr. Beast'in ekibinden kovulan bir kişiydi. Kendisi hemen kişisel kanalından Mr. Beast'in video editörlüğünü yaparkenki deneyimlerim, parantez içinde hayatındaki en iğrenç hafta başlıklı bir video yükledi. Videosunda Mr. Beast'in videolardaki gibi görünmediğini, Mr. Beast'in para dağıttığı videolarla vesaire tamamen sahtelik yaptığını belirtti. İğrenç bir şekilde Mr. Beast'e iftiralar yağdırmıştı bu arkadaş. Mr. Beast'in o kadar sinirine gitmişti ki bu iftiralar. Kendisi Twitter'dan bile bir cevap verdi. Aynen şunu söyledi: eğer sahte videolar yaptığımı düşünüyorsan git yüz binlerce dolar döktüğüm yayıncılara sor. Bu olaydan sonra yine hemen Kimstar video çekti bu konu hakkında. Mr. Beast ile iletişime geçti ve küçük bir röportaj yaptı. Mr. Beast röportajında aynen şunları söyledi: uçak biletini, bir haftalık otelini ve daha fazlasını ödedim ve 25 dakikalık beni ifşalamaya çalıştığı bir video yayınlamış. Saçma sapan şeylerden bahsediyor ama onu buralara getirmek için binlerce dolar harcadığımı uçak parası... Kanka adamdaki taşa baksana, kart bilgilerini falan bilmem ne yazmış yani. Al garibanlar kullansın falan diye. Al oraya ses alın oğlum, bir şeyler falan alırsın. Burasına kadar gibi ödediğimi söylemiyor. Burada benimle birebir konuşmuyor. Her şeyi kafasında birleştirmiş ve gidip 25 dakikalık bir video yayınlamış. Benim videolarım sahte değil. Kron hastalığım var. Bir videomda atak yaptı ve çocuklara "Hey çocuklar, kestirmek istiyorum. Videonun devamını siz yapın" demiştim. Ama gelip videosunda Mr. Beast kendi videolarını çekmiyor diyor. Ne anlatıyorsun sen? Benim bir hastalığımın olduğunu üstüme ekmeye çalışıyorsun. Sadece bunları söyledi Mr. Beast. Kendisi bu olaylardan sonra 300 bin abonelik kişisel kanalında videolara devam etti. Ama ne kadar fazla izlenebilir ki? Jake the Viking.
Bu adamı gerçekten seviyorum. Shake Mr. Beast'in güçlü gözükebilecek bir kişiliğe ihtiyacı olduğu zamanlarda Haziran 2018'de ilk kez gözüktü. Shake Mr. Beast'in videolarında böyle boylu poslu adam etiketiyle geziyordu. Sonuçta Viking gibi adam. Bir sürü videodan sonra Shake en son Jimmy'nin saklambaç videosundan sonra gözlere gözükmedi. TikTok'ta hala Mr. Beast ile çalışıyor musun yorumlarına "Hayır, beni kovdular" diye cevap veriyordu. Bir süre sonra Shake kişisel kanalına "Neden Mr. Beast'in ekibinden ayrıldım?" diye bir video yükledi. Videoda yapbozdaki parçalar artık bulmacaya uymuyordu. Beni kovdular. Ancak karşılıklı bir ayrılık oldu bu. Ben kendi işimin adamı olmak istiyorum. Yaptığım işin patronu olmak istiyorum. Yani kendi işimi yapmak istiyorum. Ben ve Jimmy arasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu yüzden her şey yolunda ve seni seviyorum Mr. Beast diyordu videosunda. Bu şekilde iyimser bir ayrılık yapıp kişisel videolara devam edebilecekti. Kısacası kendisi Mr. Beast'in videolarındaki bu adam diye anılmak değil de kendi işiyle anılmak istiyordu. Barışçıl bir şekilde yollarını ayırdılar. Bu güzel adammış. Ulan ne sesime ne oldu? Kendisi ilk kez Mr. Beast'in dünyanın en büyük kase mısır gevreği videosuyla yoldan geçerken tanınmıştı. Tay ya da Tay nasıl okunuyorsa. Bu videoda göründükten sonra insanlar tarafından sevildi. Yorumlarda övüldü ve ekibe alındı. Teknik olarak kendisi Mr. Beast'in ana ekip kadrosunda yoktu. Genellikle arka plan işleriyle uğraşıyordu kendisi. Bu arada Tay Mr. Beast de çalıştığı sıralarda baba olmuştu. Bu yüzden bir daha videolarda gözükmedi. Tyler. Kendisi herhangi bir açıklama olmadan ortadan kaybolan üyelerden bir tanesi ve aralarında en gizemli olanı da bu. Tyler ilk kez Mr. Beast'in 18.000 ve 20.000 arası abonesi varken 2016 zamanında kanalda yer aldı. Hatta ikinci Mr. Beast ekibi üyesiydi kendisi. Mr. Beast'in videoları arasında bir videoda son kez gözüktü ve bir daha gözükmedi kendisi. Bir videoda Jimmy çalışanlardan öneri alıyor ve Tyler da müşterilerden para alınmasını istiyor. Jimmy de Tyler'ı video için kovuyor ve kapıdan çıkarıyor videoda. Tabii ki bu video için yapılan bir şaka. Ama garip olan şey şu ki bu şakadan sonra Tyler hiçbir videoda gözükmüyor. Ciddiyim. İnsanlar ona soruyor ki hani en son böyle böyle bir şakayla kayboldun. Gerçekten mi kovdular seni falan diye ama cevap alamıyor. Ancak Jimmy'nin son videolarının kamera arkası fotoğraflarında arada sırada arka planda gözüküyor. Hatta Squid Game videosunun içindeki gardiyanların biri olduğu da düşünülüyor. Kendisinin Instagram hesabında da Mr. Beast Director yazıyor. Yani kısacası kendisi Mr. Beast'in ekibinden kovulmadı. Sadece arka planda kameraya gözükmeden ilerliyor. Garrett. Mr. Beast kanalına ilk olarak arabayı ikiye bölme videosuna katılmıştı. Garrett, Mr. Beast'ten daha çok Mr. Beast'in kardeşi olan Mr. Bro'nun videolarında gözüküyordu. Ancak Mr. Bro video atmayı bırakmaya başladığı sıralarda yavaş yavaş kayboluyordu. Bu şekilde en sonunda sosyal medyadan kaybolmuştu Garrett. Ancak buna o sorular sorulduğunda kendisi sosyal medyadan kaybolmadığını, sosyal medya işleriyle insanlara yardım ettiğini söylüyordu. Sonunda ne oldu belli değil ama belki de arkadaşları iyi gitmemişti Jimmy ile ve olay kapanmıştır. Jake Weddle. Kendisinin böyle büyük ve gizemli bir hikayesi yok. Sadece Mr. Beast'in kardeşinin evini slime ile kaplama videosunu gözüküyor ilk başta. Bayağı bir süre Mr. Beast ile iş yapıyor ve bir süre sonra ekipten ayrılıyor. Neden ayrıldı hakkında video yaptığında da stand-up gösterileri için bıraktığını söylüyor. Sadece bu kadar. Sneakyo. Kendisi Jake the Viking gibi saygıdeğer birisiydi. İlk başta öyle olmasa da sonradan öyleydi yani. Kendisi Mr. Beast'in Lego arabayla gezme videosunda vardı ve çok egoistti. Hep kendini överdi ve bir süre sonra bu egosundan dolayı kovuldu. Tabii artık klasik oldu. Her kovulan kişi kişisel kanalına video çekiyor neden kovuldum diye. Kişisel kanalına attığı videoda da Mr. Beast'le çalıştığını ama bunun çok uzun süre... Ayıp lan adam sizi amına koyayım milyonlarca hatta milyarlarca kişiye gösterdi amına koyayım. Milyon ne siktir et. Milyarlarca kişiye gösterdi. Gidiyorsunuz kendi kanallarınızı. Oğlum ne kadar şerefsizler insanlar. Harbiden çok ayıp ya kanka. Vallahi kovulan gitmiş kendi kanalına içerik çekmiş. Ya, ben anlamadım söyleyeyim. Ya. Çünkü bu kısa süre tamamen kendi egosuyla alakalı olduğu ve o zamanlarda çocuk olduğunu söylüyor. Bu şekilde saygısını koruyup olayı kapatıyor. Sonuncusu olan ve en kötüsü olan Marcus. Dur bakalım bu kendisi 2019'da Mr. Beast'in videolarına gözüküp hayran kitlesi tarafından bayağı sevilen birisi. Ancak aynı yıl Mr. Beast Noel özel projesinde yer aldıktan sonra videolarda gözükmemeye başlıyor. Bu gözükmemenin üstüne TikTok'tan ne zaman Mr. Beast videolarına döneceğini soran bir fanına "Ona sor." diye bir cevap veriyor. Bir süre sonra Marcus Instagram hesabında gözükmeye başlıyor. 12 dakikalık bir hikaye atıyor ve tüm hikaye boyunca Mr. Beast'i aşağılıyor, kendisinin patron olduğunu, Mr. Beast'in ise bir hayran olduğunu söylüyor. Kısacası Mr. Beast'i itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kendisi o kadar garipti ki bu garipliği kendini aptal gibi gösteriyordu. Büyük ihtimal sırf kovulduğu için Mr. Beast'e küfürler ediyordu. Neden kovulduğunu merak ediyorsanız açıklayayım. Kendisi uyuşturucu kullanımından ötürü Mr. Beast tarafından kovuldu. Yani doğru yapmış kral ama kesin bir kanıt yok buna dair. Mr. Beast pandemi döneminde büyük bir gelir kaybı yaşıyordu. Büyük ihtimal gelir kaybı sebebiyle Marcus'u işten çıkardı ve o da ona küfürler etti. Marcus kendi kariyerini batırdı, Mr. Beast ise kariyerini uçurdu ve olay burada kapandı. Daha çok bu tür video gelmesini istiyorsanız... Abi bir şey söyleyeyim mi? Adam kimseye kötülük etmemiş bu arada. Ben bir tane bile şey görmedim.
Yani adama sallamışlar. Adama prim için sallamışlar. Bak ne yapıyorlar biliyor musun? Ekipten belirli bir kitle geliyor. Gördükten sonra insanlar bireysel kanalına gidiyorlar. İşte Mr. Beast'in ifşaları falan bilmem ne. Mr. Beast bize böyle davrandı diyerek oradan bir kitle çekmeye, bir drama çıkartmaya çalışıyorlar. Kendilerine ekmek çıkartacaklar. Bunun en iğrenç bir şekilde izlenmenin biçimidir. Allah belanızı versin de. Oğlum adam en kötü, ya bak en kötü diyorum sana. 10 bin doları siktir et. Ya parasına değilim, adam bir de iş bulmuş sana. Bir hafta boyunca yattığın yerde ya bunu yapmak zorunda bile değiller, anladın mı? Background taraflarında insanlar niye sana bir iş bulsun ki? Bence Mr. Beast tatlı bir adam ya. Bana hiç öyle yani böyle iğrenç iğrenç hamleler yapacak bir adammış gibi gelmiyor. Tabii sosyal medya çok iğrenç bir yer. Sağ solu belli olmaz. İnsanların lanse ettiği kişilikle kamera arkasındaki kişilik aynı olmuyor ama. Yani bana adam kötü bir insan gibi gelmiyor. Yani sahte kolpa bir herif gibi gelmiyor bana. Samimi adam bence.